Yani Havanur dedi ki 2 saat neden benim kocamla yazıştı? Ben seni kalbimden sildim attım. Başka biri var diyorum sana. Eser ve çocuk adayı arasında biyolojik yönden ilişki bulunmaktadır. Ne Üvey annenin, Üvey anne böyle yere basıyordu diyordu, gel gel ben de kalıyordum orayı. Oğlum yemin ediyorum bir de geldi cıbıl cıblak karşıma. Yemin ediyorum zor kaçtım, zor. Hayır bırakın oylarınızı da. Ne oluyor öyle abuk sabuk? Kadının sesi dediniz, ben de kadının sesi olmaya geldim. Terk etme sebebi eşimin, kardeşimin eşiyle birlikte yaşıyorlar şu anda. Değerli Ataşehir TV izleyenleri, aile yapısını temelden bozan konuyu ele almak istedim. O da televizyon programlarının aile yapısına etkisi. Bu tarz programların kapatılması konusu. Son yıllarda Seda Sayan, Esra Erol gibi programlar üzerinde aile içi ilişkiler ve evlilik konuları gündeme geliyor. Bu programlar şüphesiz birçok kişi eğlence sunuyor olduğu düşünülebilir. Ancak aile yapısına kötü ve derinden etkileyen bir dinamiktir. Aile Türk toplumunun temel taşıdır. Sağlıklı bir toplumun oluşmasında büyük rol oynar. Ancak bu tür televizyon programlarının dramatik ve bazen abartılı hikayeleri izleyenlerin gerçekten uzak beklentilere sahip olmaları neden olabilir. Bu tip programlar insanları ahlaki yönden kötü şekilde normalleştiriyor. Ayrıca özel hayatların kameralar önünde tartışılması, aile içi çatışmaların daha da derinleşmesine neden oluyor. Bu konuda dengeyi sağlamak önemlidir. Özgür medya ve ifade özgürlüğü elbette değerlidir. Ancak aynı zamanda toplumun değerlerini ve aile yapısını korumak da göz ardı edilmemelidir. Belirli bir düzenleme ve denetim altında programların içerikleri gözden geçirilmeli ve aile değerlerine zarar veren unsurlar tespit edilerek gerekli adımların atılması gerektiğine inanıyorum. Sonuç olarak televizyon programlarının aile yapısına etkisi önemli bir konudur. Toplumun sağlığı ve uyumu için eğlenceli içerikler üretirken aynı zamanda aile değerlerini korumak da gözetilmelidir. Devletin bu konuda gerekli birimlerinden adım atmaması, toplumsal değerlerini koruma ve denge sağlama sorumluluğunu yerine getirmekte eksik olduğuna inanıyorum. Aile yapısını olumsuz etkileyen televizyon programlarının denetimi ve düzenlemesi konusunda devletin daha etkin bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Aile yapısını olumsuz etkileyen televizyon programlarının denetimi ve düzenlenmesi konusunda devletin daha etkin bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Aile Bakanlığı ve RTÜK entegre çalışmalıdır. Ancak bu çalışmaların 20 yıldır görmediğimiz gibi bu programların aile yapılarını derinden etkilemiştir. Bu toplumun genel refahını ve aile sağlığını korumak adına oldukça önemlidir. Kardeşinizin eşinin göğsünden eşiyle ve eniştesiyle o yakınlığı fark ediyor mu? Fark ediyor ama ikimiz de birbirimize söylemedik. 3 yıllık kocam işten eve gelince pijamalarını giyip hemen yatıyor.